Evet, sevgili Gül Habbe ile Her Şey kanalı takipçileri, kanalımıza, ekranlara hoş geldiniz. Bugün bir karavan yaşam çekmek istedik. Kendi merakımızdan da kaynaklı. Şu anda bir karavana giriş yapıyoruz. 92 model. 92 model bir karavan. Yabancı bir karavan. Evet, yabancı menşeli. Yabancı menşeli bir karavanmış. karavan sahipleri öyle söyledi. Burası bir giriş. Burası biz yemek saati yakaladık kendilerini zannediyorum. Aparatif gibi bir şeydi. Evet, evet. Girdik içerisine. Burada çay demleniyor. Evet. Burası mutfak kısmı bu karavanımızın. Evet, yakaladık. Merhabalar. Merhaba, efendim. Kolay gelsin. Tabii izini ederim. Çekiyoruz. Tamam. Bizim bir torşimiz var. Şurada daha bir kedimiz var. Yabancı ses duyunca evet. Kaçıyorlar. Kaçıyormuş. Sadece eşim de bana alışıyor. Ürkek bir kedimiz var. Çocuklarımdan bile henüz daha şey yapamadı. Oo. O yüzden onu kapatmak zorunda kaldım. İyi yaptınız. Biz o zaman hemen çok hızlı çekimizi yapıp kaçalım. Şu an kapalı. Burası çekyat niteliğinde. Ne güzel güneş alıyor. Evet, şuradan dışarıyı seyrediyoruz. Şurada yine çekyat. Oturmak için, yatmak için çok güzel dizayn edilmiş bir çok aydınlık olduğu için karavan. Ben bu alanı çok rahat seviyorsunuz. Kullanıyorum. Çok seviyorum. Evet. Daha önce bir motokaravanımız vardı. Bize biraz yaşımızdan, kilomuzdan dolayı küçük geldi. Evet. Belki daha sonra büyüklerine inşallah sahip olabiliriz ama bu an bundan çok memnunuz. Keyfiniz bol olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi dışarıda sohbete devam edeceğiz. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani sizden önce lafa girdim. Olsun, iyi yaptınız. Yaşar Bey, karavan sahibimiz. Eşiyle içeride tanıştık. Şimdi kendisi burada sohbet edeceğiz. Evet, bizim de merakımız var karavan hayatı ama biz sizin gibi henüz atılım yapmadık. Sizin karavan hayatına merakınız ne zamandan beri var? Ya da ne zamandır karavan hayattayız? Hanımefendi, biz çadırcılıktan başladık. 30 yılı aşkın, 35 yıldır çadırcıyız. Yavaş yavaş, gelişe gelişe, daha önce bir çekme karavanım vardı. Daha sonra motokaravanım oldu. Sonra motokaravanı sattım. En son bu çekme karavanı aldım. Evet. Ve benim çadırcılığım devam ediyor. Ne oluyor? Çadırcılıktan daha böyle konforlu, daha korunaklı bir alana geçmiş oluyoruz. Ama yaşam aynı yaşam. Ben ayağımı attığım zaman karavandan doğanın içerisindeyim. Siz beni bir rezistansa soksanız, modern bir eve soksanız ben belli bir süre yaşarım. Ama burası ayağımı attığım doğayla beraberim. Yürüyorum, nefes alıyorum ondan sonra. İstediğim bir hayatı yaşıyorum diyorsunuz. Evet, şu an için evim yakın buraya. Her gün buraya gelip gidiyorum. Mesela Foça'ya gidecektim bu hafta. Bazı sağlık sorunları olduğu için Foça gezisini erteledik. Evet. Ama her gün buraya geliyorum. Gördüğünüz sabah gelip gibi, akşam mı gidiyoruz buradan? Sabah geliyorum, öğlen geliyorum. Öğlen yemeğimi yiyorum burada. Çayımı içiyorum. Her gün ama buradayım. Ben piknikçi değilim. Ben karavancıyım. Piknikçi ne demek? Karavancı ne demek? Ya şimdi piknikçi, net konuşmak gerekirse burada olan karavanların yani çoğu hafta sonu geleyim, benim bir yerim olsun, bir kapalı alanım olsun, mangalımı yakayım yaklaşımı var. Ama gerçek karavancı böyle değildir. Yani ben piknik yapacağım diye karavancılık yapmaz. Hafta sonları ama için ne oluyor? O arkadaşlar da yavaş yavaş karavancılığı öğreniyorlar. Sağa sola gidiyorlar, geziyorlar, görüyorlar. Peki geceli gündüzü daimi kalan var mı burada? Vardır. Var diyorsun. Var. Arkadaşlarımız var bazı. Mesela bay bayan kalan var bir tane. Sadece bayan kalan var söyledik. Burası güvenli bir yer. Aslında şöyle söyleyeyim, kendine güvendikten sonra çok sıra dışı bir şey olmadığı için her yer güvenli. Evet, evet.
Ama şöyle diyelim, dağın başına gittiğiniz zaman jandarmaya haber verirseniz kimliğinizi, ben buradayım, şurada konaklayacağım. Yani o güvenlik, o daha sağlıklı oluyor diyorsunuz. O daha güvenilir. Daha güvenilir en ufak evet. bir şeyde. Karavancılık şu. Arkadaşlar geliyor soruyor, bazı insanlar soruyor, işte motokaravan mı alayım, çekme karavan mı alayım. Hangisini alırsan al. Hepsi de yerine göre şahane. Hı hı. Sürekli gezecek, sürekli gezeceğim, orayı göreceğim, burayı göreceğim diyorsan motokaravan alırsın. Motokaravan. Ama ben güzel bir yer gördüğüm zaman 3 ay kalacağım, 2 ay kalacağım, arabanın altında olsun diyorsan çekme karavan da uygun. Yani sorun değil, ikisi de çok güzel. Evet, peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar malum. Pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılar, girdiler, çıktılar nedeniyle benim 40 bin liraya satacağım şu karavan 60 bin lira verseniz vermem. Şu an vermem diyorsunuz. Niye vermem? Çünkü yarısını yenisini koyamam. Doğru söylüyorsunuz. Ya şu gördüğünüz karavan 92 model. Bunu yapan firma da batmış zaten. Alman firmasıymış. Aha. Ama 92 yaklaşık 30 yaşında 1 gram su almamış karavan. Hmm. Şimdi karavan o bir kültür güzel. Olayı. Karavan bir kültür olayı. Bu hani ekonomik boyutta da önemli. Yani isterseniz dünya kadar paranız olsun. Hanım geldi, hoş geldi. Evet. Dünya kadar paranız olsun, eğer deneyiminiz yoksa, kültürünüz yoksa karavan yapamazsınız, karavan kullanamazsınız. Ama son zamanlarda artık Türkiye'de karavancılık çok gelişmeye başladı. Çok güzel şeyler olmaya başladı. 92 model içinde sobası var, buzdolabı var. Evet, çektik biz biraz ama çok detaylarını bilemedik. Buzdolabı. Sizin anlatmanız evet, güzel oldu. Çaktım. Siz geldiğiniz zaman hatta ben sobasını deniyordum. Yarın bir gün soğuk bir yere gidersek diye. Evet. Karavancılığı şöyle özetleyeyim. Bakmak yetmez, yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Bir. Evet. Karavancı gittiği yerle bütünleşen insandır. Ben hani ben nereye gidiyorsam oraya uyum sağlarım. Orası bana uyum sağlamak zorunda değil. Çevreyi kirletmem, çevreyi temizlerim. Şey. Karavancı budur. Kim kirletti diye sorgulamaz. Niye kirletti diye sorgulamaz. Çöpünü toplar, çöpünü atar. Karavancılık budur. Çok gidersin, güzel. Ayağını attığın zaman, bakın burası bizim. Bu kadar metrekare yer. Hangi zenginin var ya da hangi ev sahibinin var? Değil mi? Hazır bu kadar sunulmuşken tertemiz yaşayalım. Burası ne pis ne kötü bir yer demem, onu bırakan gene insanoğlu. Sonuçta. Doğru söylüyorsunuz. Pisletiyoruz, sonra da diyoruz ki ay ne kadar pis. Ay, ben yani pisletiysem ben temizlemeliyim. Karavancı şikayet etmez, pisliğini evet. toplar. Şimdi biz çok 2019'da bu pandemi Mart'ta başladığı zaman Fethiye'deydik. Hanımla birlikte Fethiye'de. Gayet güzel. Bu pandemi başlayınca artık İşte eve girmeler, yasaklamalar başlayınca versin, biz Allah'ın yoksa biz mesela yani oraya kadar gidecektik. Evet. İşte bu pandemi nedeniyle bu 19 Mart'ında biz geri dönmek zorunda kaldık. Duraksatıldınız yani henüz. Ya çocuklar da evet rahatsız oldular, geri dönmeye. Hocam yasaklar başladı. Aslında ertelediniz diyelim. Aynen. Ertelediniz. Biz ertelemedik hanımefendi, biz yaşıyoruz. Anladım. Yani o yıl için ertelemek zorunda evet. kaldık. Mesela biz bu yaz 5 ay Çeşme'deydik. Çok güzel. Deniz kenarındaydık. Güzelim havası. Bilmem ne ne derler ona. Duruşunuzu aldınız mı bu arada? Evet, onu da çektim. Çünkü o Çeşme hatırası bizim için. Evet. Çektim. Ama yani kendisini çekemedim ne yazık ki. Alacağım biraz o kucağıma da. Orada çekerim. Kucağınızı alınca çekeceğim. Yabancı olduğu için evet. Çok şirin aslında. Seslere çok duyarlı. İkimizin dışında pek ses alışkın değil. Kabul etmiyor. Çocuklarımı bile evet daha henüz şey yapamıyor.
Ay olsun. Canım. Kucağınızda bir çekeceğim hayır, ben hayır, onu. Hayır hanımefendi, biz kediyi sevdiğimiz, bakın size özetleyeyim, biz köpek seviyoruz, köpek evet. gösterdik. Biz kediyi hiç sevmeyiz fakat karavancılık, şey hayır karavancılık şu, yani. Gittiğimiz yerde kedi, bir dakika karavancının özünü anlatıyorsun. Gittiğimiz yerde kediler vardı. Kedileri evet. sevmesek mesela bile onları besledik. 3 torba, 4 torba, 5 torba mamalar aldık, kedi ciğerler aldık. Kedi biraz yatkın olduğu için. Evet öyle. Karavancılık bu. Yapıyor. Onu öyle düşündüğümüz yapıyor, için yapıyor, belki yapıyor. Öyle oldu. Ama yapıyor. Kediyi kovalamadık, taşlamadık. Oranın, hiç zarar vermedik. Bakmadıysak tavukları, hanımefendi tavuklar, horozlar geldi. Helal olsun size. Bizim içimize girdiler, etraflarımızı kirlettiler, şunu orayı orada değiştiler, bunu değiştiler. Mama götürüp bıraktık. Karpuz kabuklarını, kavunluk kabuklarını, şunları bunları onları işte. Karavancılık ya. Demek istediğim bu. Yani bir bu hayvan beni rahatsız ediyor. Hayır. Sen, herkes kendi alanında yaşayabilmeli. Hiçbir canlı bizim için şey değil. Çıktı mı? Herkes kendi alanında yaşayabilmeli. Değil mi? Yani ki tabii. köpek şurada yatıyor mesela. Ben bundan rahatsız olmamalıyım. Niye? Kapatsın mı? Kişinin dışında sesi nasıl algıladı onu bilmiyorum. Ne? Bir de içeride sinek var. Büyük bir ihtimal ona hamle yaptı. Kedimiz kaçtı. Şu anda kedi kovalıyoruz. Bizim biraz böyle oluyorlar. Ben şimdi söyleyeyim. Çadırcılıkla başladık. 35 yıllık çadırcıyız. Çadırcılıkla başladık. Hayvan sevgisi zaten illaki var. Hayvan fark etmiyor bizim için. Börtü böcek hepsi dahil. Kedi köpek hepsi dahil. Kedimiz evet. biraz işte değişik. Şu an yabani. Onu alıştırmaya çalışıyoruz. Bizle beraber geçsin istiyoruz. Bizim sesimizle. İnsanlara alışkın olsun istiyoruz. O yüzden alıştırmalar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de biz seslerden biraz evet. Rahatsız oldu. Biz yeterince evet. rahatsız ettik diyelim kedinizi. Şey yok. Yok yok. Espri yapıyorum tabii ki. Kediniz biz kaçıyor bizden. Evet. Biliyorum. Doğru. Biliyorum. Yabancısı rahatsız yüreğinize oldu. Sağlık Doğru. bizi. Doğru rahatsız oldu evet. Bizi kabul ettiniz. Esas sahipler onlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Size çok teşekkür ederiz. Çok güzel insanlarsınız. Teşekkür ederim. Mutluluğunuz, keyfiniz daim olsun. Onu da çekin. Biz geldik. Onu çektik. Onu çektik. Bizim kedimiz genelde burada. Kaçtı maalesef. Onu biz gidelim de geri gelsin. Üzüldük. Kedileri seviyoruz biz. Hayvanları seviyoruz. Bir tarafta da hanımefendinin dediği gibi doğanın Hayır. gerçek sahipleri burada yayılmış yatıyorlar. Ne güzel, ne mutlu ki onlarla birlikte yaşamayı biliyorsunuz. Bu çok güzel. Onlar olmazsa biz zaten kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Size keyifli yaşam diliyoruz. Hoşçakalın. Evet şurada da bir tane satılık karavan. Yaşar Beylerin karavanlarının hemen dibinde. Bu da satılık bir karavan. Keyifli yaşam istiyorum diyenler için duyurulur diyelim.